Ay. Afiyet olsun. Sağ ol. Zeynepciğim. Heh. Yediysen. Acelemiz var ya. Fatih'cim ben bir kere de şu kahvaltıyı boğazıma tıkmasan rahat rahat yapsam kahvaltımı. Hayırdır? Yine neyi paylaşamıyorsunuz? Ay yok babaanneciğim. İşlerimiz var da erken erken halledelim demiştik ama. Yaparsınız canım. Zaman çuvala mı girdi? Bırak da kızı rahat rahat kahvaltısını yapsın. Evet Fatih. Bırak da rahat rahat bir kahvaltımı edeyim ya. Biliyorsun hassasın bu konuda. Ayol koca malikaneyi yedi bitiremedi. Doymadı. Bununla mı doyacak o? Ya Zeynep. Hı. Bak yer bulamayacağız. Parkta nikah yapacağız. Olsun bizim kalkmamız lazım. Hadi mukaddes 3 saat kaldı uçağa. Fehmi'cim bavullarım hazır benim kapının önünde 5 tane. Aa, bırak kahvaltımı yapayım. Nereye gidiyorsunuz ki siz? Ya siz Amerika'ya gidince biz de annenle bir hafta sonu kaçamağı yapalım dedik. 2 günlüğüne Antalya'ya gidiyoruz. Vallahi mı? Ha. Güzel, çok güzel. Gidin gidin. Biz babaanneme bakarız değil mi? Benim burada kalacağımı kim söyledi? Vallahi mi? Hafta sonunu av köşkünde geçirmeyi planlıyorum. Eski dostlarla bir arada olacağız. Hem doktor orman havasına gayet iyi geleceğini söyledi. O orman havası diyen doktorun ağzını öperim. Tabii babaanneciğim çok iyi gelir sana. Hem evle de biz ilgileniriz değil mi? Ev. Fatih, evin bakılacak neyi var oğlum? Ha yani lafın gelişi anneciğim. Hadi mukaddes kalk. Evet anneciğim koskoca uçak beklemez. Hadi kalkın siz. Ay baba oğlu ya bir acayipsiniz. Kalk kalk kalktım hadi. Aa evet ben de kalktım. Boğazıma dizdiler valla. Ay güne geldin. Hadi çocuklar afiyet olsun. Yardım edin babaanneciğim. İyi yolculuklar babaanne. Ana Zeynep 4 ayağımızın üstüne düştük ya. Fatih. Ha. Sizin av köşkünüz mü var? Sen oraya mı takıldın? Zeynep'ciğim kalk kalk tamam. Hadi gidiyoruz tamam. Hadi. Ya şunu anlatmamayın çok ya, güzel. Ya tamam işlerimiz var ya ne yedin hadi kalk. Dur. Ben getirdim yeri. Pardon ya biz evlilik muayenesi için gelmiştik ama. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kanalın odası şu tarafta ben arkadaşı göndereceğim. Şu tarafta bu burası mı? Burada evet. Tamam teşekkürler. Teşekkürler. Ha. Ne oldu? Kanalın mı? Evet. Hayatım prosedür işte. Bunu yapmadan evlenemeyiz. Yok bence evleniriz. Ya Zeynep gelmedi ne yapıyorsun? Zeynep sen korkuyor musun? Arkadaşlar, evet aramızda korkak biri mi var? Ben korkak falan değilim. Bu fobi yani anlamıyorsunuz. Tamam hayatım ben varım yanında. Merak hayır Fatih'cim senin benim yanımda olman önemli değil. Çünkü yapıyorsun? Bu koluma sokacaklar. Ben yanındayım merak etme. Saçmalama Zeynep. Sinek ısırır gibi bir şey o ya. Hiç de bile. Uydurma. Sinek ısırır falan değil o. Ya Fatih. Bir şey söyleyeceğim. Bana anestezi yoksalar olur mu? Bayıltsınlar beni. Sonra istediklerini yapabilirler. Zeynep saçmalama. Anestezide de iğne yapıyorlar. Ya sakin ol hayat. Evet, hazır mısın? Ben değilim. Tamam, tamam. Bir dakika. Ben hazırım. Sen de görmüş ol hayatım. Böylece korkulacak bir şey olmadığını anlarsın. Bak, böyle açıyorsun burayı. Benim damar hemen çıkar. Oha! Bu ne? Ay! Bana bir şeyler oluyor! Zeynep! Ay! Şey! Ya hayatım dur, 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 dur! Hayır! Hayır Fatih! Bak zorlama! Hayır zorlama! Ya bak bize! Hayır! Ya! Konsantre! Hayır dedim! Lütfen! Tamam, tamam bize bak! Hayır! Emredeyim bize konsantre! Bak seni eve konsantre! Olurum! Hayır! Bizim imam nikahımız var! Sayılmaz o saçmalama! Bizim oğlum! Bir şey diyeceğim! Ne? Çok önemli! Ne oldu? Bak, bizim kanımız kesinlikle uyuşuyordur. Niye biliyor musun? Niye? Şu suratına bak. Benim şu suratıma bak Fatih. Biz 100 yılın en yakışan çifti değiliz de değil. Şu an saçmalama Zeynep. Aşk görüyorum ben. Tamam. Nasıl kandırdım ama sizi? Ha? Ya ben çocuk doğurmuş kadınım. Allah aşkına minicik bir iğneden mi korkacağım ya? Siz de yani. Ay ya bir şey dökülmüş oraya. Ay çok kötü. Bir cevap ya. Ya bırak. 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 Ya bana ne olacaksın? Derin 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 nefes al. Ay ver. Al ver. Al ver. Al ver. Al ver. Ya
Zeynep abartma, 40 saat geçti üstünden. Acıyor mu hala? Acıyor. Ne oluyor? Acıyor. Kıyamam ben sana. Getir o kolunu da öpeyim bir. Gel, getir, getir bakayım. Getir. Oh, geçti mi? Geçti. Bak, bak ya. Ya Zeynep. Hı. Biz şaka maka evleniyoruz. Evet. Ya önüne baksana. Ya bak bak, yeni gelin gibi kırıtıyor. Ağzını bunu yerim ben senin. Yeni gelin değil miyim? Kırıtacağım tabii. Yeni gelinsin sen. Son sürüm. Update, upgrade. Adam gelin. Ne? Ya şaka maka bir yana da gerçek bir aile oluyoruz. Karım oluyorsun Zeynep. Oyunumuz gerçek oluyor. Ben çok teşekkür ederim. Hastalıkta, sağlıkta, ıssız adalarda, ayılardan kaçarken, nezarethanede, bütün aklına gelebilecek bütün maceraların içinde benim yanımda olduğun için, beni yalnız bırakmadığın için ve beni evrenin en mutlu adamı yaptığın için. Evet, evet, evet. Hadi ben de sana teşekkür ederim. Hastalıkta, sağlıkta, ıssız adada, zombilerden kaçarken, ayı kovalarken, türbülanslarda, motoru yanan uçağın içinde, nezarette, her yerde, her zaman yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Umudumu kesmişken karşıma çıkıp bir anda karım olur musun diye sorup bana aşkı hatırlattığın için, beni kainatın en mutlu kadını yaptığın için, bir de çocuğumun babası olduğun için teşekkür ederim. Gerçi benimkinden biraz arak oldu ama. Şapşal. Huysuz Günay biraz başta direndi gerçi. Yok neymiş efendim, Fatih Bey'den bizzat emir almadan şuradan şuraya gitmezmiş. Ben tabii ki ikna ettim Fatih Bey. Nasıl ikna ettin? Meslek sırrı değilim Fatih Bey. Güzel. Çocuklar vurdu mu? Evet efendim, bütün ekip tamam. Pardon. Siz niye fısıldıyorsunuz? Evde kimse yok. Planı ben de biliyorum. Aa. Ya. Affedersiniz Zeynep Hanım, vallahi alışkanlık. Alışkanlık. Ya Fadik. Ay şimdi bu biz miyiz? Evet bir tanem. Benim alnımı sana takmışlardı. Çok güzel olmuş Fadik'ciğim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Enişteciğim sen tabii ki de eniştelerin en yakışıklısısın. Ama tabii böyle kısa zamanda yani bu kadar. Evet senin ellerine sağlık bir tanem. Çok güzel olmuş çocuklar, her şey çok güzel olmuş ya. Bir günde neler organize ettiniz siz? Aman ablacığım, olur mu böyle şeylerin lafı sözü olur mu? Siz bir an önce evlenin mi artık yani? Tamam Orhan, evleniyoruz işte bugün, uzatma. Ha. Siz beğendiniz mi gerçekten? Ya yani, var ya. Ne demek ya? Harikasınız, harikasınız. Hepinizin içinde birer düğün organizatörü varmış, ha, hiç söylemiyorsunuz. Siz asıl sürprizi daha görmediniz. Ne? Pastanın içinden bir şey mi çıkacak? Fatih'im şu pastanın içinden ne çıkabilir Allah aşkına ya? Çıksa yoksa Fadi'nin saçı çıkar dikkatliye. Yok ben zaten lafın gelişi söylemiştim. Zaten bizim kültürümüzde yok öyle bir şey değil mi de? Yok yok yok, bizde yok öyle bir şey. Hadi oyalanmayın siz de. Asıl sürpriz yukarıda sizi bekliyor. Ya. Ha, asıl ay. Sürpriz gel bakalım. Ya. Gel buraya. Ya içine bir şey gizlese miydim hakikaten ha, sürpriz hediye falan? Çeyrek saklasaydım Fadik. Yok ya Fatih, yerken onu dişini kırar. O küçükken de böyle. Neyse dişini kırıyordu zaten. Yapma öyle bir şey. Riske girmeyelim. Ay Fatih şunlara bak. Ya nasıl da bir günde organize olmuşlar. Eşek sıpaları. Ne güzel değil mi? Çok güzel. Bizi seven bir sürü insan var etrafımızda. Mutluluğumuzu düşünen bir sürü insan.
Babalarımız bile, ailelerimiz. Mukaddes Şekerzade hariç tabii. Çok güzel gelinlik. Hayatım ne oldu? Ben utanıyorum Fatih. Tamam, ayrı ayrı giyiniriz. Biz herkesi kandırdık. Hı? Ya bizi seven, bizim iyiliğimiz için uğraşan herkese yalan söyledik biz. Hayatım tamam işte, evleneceğiz, yalanı gerçek yapacağız. Evlilik hiçbir şey değiştirmeyecek ki. Ya bir yalanı gerçeğe dönüştüremezsin. Yalan işte adı üstünde. Bir yalanı itiraf edebilirsin. Ya ben kıyamam sana, tamam hayatım. Biz bir yalan söyledik. Ama şimdi her şeyi düzeltiyoruz işte. Endişe etmene gerek yok, tamam mı? Peki Selim? Selim'i hiç düşündün mü? Ya evliliğimiz gerçek olduğunda bile... ya ben de Selim de... herkes de Selim'i senin oğlun olarak kabul ettiğinde bile... gerçek değil. Olmayacak da. Ben zamanı geldiğinde... kendi ağzımla söyleyeceğim her şeyi Selim'e. Merak etme. Fatih'cim sorun bu değil. Ne? Yani sen gerçeği söylediğinde de Selim seni seçecek babası olarak. Ben bundan eminim. Hiç şüphem yok. Ama babaanne... kadın bütün mirasını Selim'e bıraktı Fatih. Onu kandırmaya hakkımız var mı? Ya Zeynep saçmalama. Babaannem Selim'i herkesten her şeyden çok seviyor biliyorsun. Evet, gerçeği öğrendiğinde de sevmeye devam edecek zaten. Ama Fatih, ben kadının gözünün içine baka baka, yani kanını taşımayan bir çocuğa bütün mal varlığını bırakmasına göz yumamam, yapamam. Ben bunu yaşayamam Fatih. Ya ne diyorsun sen Zeynep? Ha sen şaka yapıyorsun, uçağın intikamı. Ya çok çakalsın sen ha. Hayır Fatih'ciğim. Ciddiysin. Hayatım yani anlamıyorum, her şey yolundayken niye kendi ellerimizle bozalım? Fatih'ciğim asıl gerçeği söylediğimiz zaman her şey düzelmiş olacak. Bak görürsün, güven bana. Gideceğiz, herkese her şeyi bütün çıplaklığıyla, gerçekliğiyle anlatacağız. Ve böyle göğsümüzü gere gere dolaşacağız etrafta. Ha? Ya aşkım yine bana böyle yavru köpek gibi bakıyorsun. Yapma şunu. Ben dayanamıyorum sen böyle baktığına. Ne söyleyeceğiz? Her şey. Zeynep. Merak etme. Gayet güzel olacak her şey. İnan bana. Önce evlenelim. Sonra her şeyi konuşuruz zaten. Anlatırız hayatım. Önce söyleyelim sonra evleniriz. Lan durmuş durmuş bugünü beklemiş. Ya çocuklar aşağıda bekliyor. Önce evleneceğiz sonra. Ya ne yapayım? Bana daha önce dank etti işte. Evleneceğiz ya. Ne yapıyorsun Fatih? Damatlığımı giyiyorum. Evleneceğiz. Erkeğin sözü geçecek. Beni dinleyeceksin bundan sonra. Önce evleneceğiz. Nereye? Ah uçağı unuttuk. Pasta bıçağı ya. O kadar pasta yaptım. Bıçağı yok. Aa, bıçağı getir çabuk Mete. Evet. Nikah memuru da geldi. Hayatımda böyle saçma şey görmedim. Sen hiçbir şey görmedin zaten değil mi abi? Görmüyorum ki zaten. Birazdan göreceksin abi, sakin. Bizimkiler nerede kaldı ya? Ha? Siz niye giyinmediniz ya? Nikah memuru da geldi. Ya elbisenin bedeni falan mı olmadı, ne oldu abi? Ablacığım artık bir şey söyler misin ya, niye giyinmediniz? Oturun. Oturun hepiniz. Biz bir karar aldık. Ben değil. Biz? Vallahi alakam yok. Bir karar aldık. Kafam Zeynep. Abla siz ciddi ciddi her şeyi anlatacak mısınız şimdi? Ya biz bu kadar hazırlığı boşuna mı yaptık?
Vallahi bravo sana ya. Durdun patlattın bombayı. Tebrik ediyorum seni. Seni de abi. Ne beni de? Bana bir şey söylemiyor. Benim fikrim değildi. Ya kızım bıraksana şunu yalamayı ya. Ya biz aylardır adasıydı, nezarethanesiydi, Ertan'ıydı, bilmem nesiydi koşturup duruyoruz güzelim. Sizin bu yalanınız ortaya çıkmasın diye bizim canımız çıktı burada. Hah Fadi konuş. Ya tam sonuna geldik, sizi evlendiriyoruz. Ne demek ben yalanlarla evlenemem? Ne bu haklık ya? Çok haklısın. Hepiniz çok haklısınız. Ya bizim için o kadar uğraştınız. Bu yalanı saklamak için didindiniz. Başınıza bir ton iş geldi bizim yüzümüzden. Ama inanın, biz sizden çok daha fazla yorulduk Fadik. Ya ben rahattım ya. Ama şu anda vicdanım çok daha rahat. Ya bunun ne demek olduğunu anlamıyor musunuz? Şimdi en son ne yapıyoruz gençler? Kimse evlenmiyor mu? Mustafa, açsana adamın gözlerini. Su falan bir şey ver. Vazgeç bu sevdadan ne olur. Bak kafanı dağıtmış olursun. Seni iki gün bir yere götüreyim ha. Uçak düşer. Gemiyle gideriz. Gemi batar. Arabayla? Araba bozulur. Lan tren bulurum ben sana. Ha? Ya Fatih'cim anlamıyor musun? Ya anlamıyorum vallahi Zeynep. Hayatım araçların hiçbir önemi yok. İstersek uzay mekiğiyle Mars'a gidelim. İster denizaltıyla Guam çukuruna dalalım. Nerede nasıl evlendiğimizin bir önemi yok. Mesele evliliğimizi yalan üzerine kurmamakta. Ben seninle yaşadığım hiçbir şeyden dolayı pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Seninle beraber olduğum için de kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum. Ama olmaz. Artık bu şekilde yaşayamayız. Ya sürekli birileri öğrendi, öğrenecek diye yaşamaktan yorulmadın mı? Hayatım yoruldum tabii ki ama ya... Aması maması yok Fatih. Ailelerimizin bunu bilmeye hakkı var. Selin bunu bize yapsa ne kadar kızarız bir düşünsene. Ya tamam hayatım öyle de... Bak bu o kadar kolay olmayabilir yani... Söylediğimiz zamanı düşünemiyorum bile. Nasıl tepki verecekler? Neler yaşayacağız bir düşün. Ey cemaat, merhuma Gülsüm Hanım'a hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. Merhuma El Fatiha. Ay Fatih ya, niye böyle şeyler düşünüyorsun? Olacak olan bu. Bu olacak. Tabutta hop. Peki, ya gerçeği öğrenmeden ölürse? Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın? Ya vicdanım içime gömerim ben. Fatihciğim işte bu yüzden söylemek zorundayız. Ya Zeynep niye söylemek zorundayız ya? Bir de reis babamı düşünsene. Ya bütün o gerçekleri anlattığımızı düşün. Ne yapar bize? Sana söylemeyelim demiştim. Evet demiştim. Demek bunca zaman... Bana derin Şevket'e yalan söylediniz ha? Evet. Evet baba. O çok söyledi o. Ben dedim ki yani yalan ya söyledi. Fatih oldu. Niye itiraf ediyorsun dedim. Fatih. Biz söyledik. O zaman benden günah gitti. Benim de reis babam dur. Falakaya yatırır mı? Hadi damadın anladım. Ya ne diyorsun Zeynep sen? Ay kimse
getirmez ya Reis babacığım. Bak biz bizim bir günahımız yok. Tek günahımız sevmiş olmak. Sevmek suç mu? Suçsan vur. Suçmuş. Dur. Dur. Babacığım bak ya, bizi acımıyorsan Selim acı. Bak sonra büyüdüğünde torununa ne anlatacaksın? Ne anlatacaksın baba? Ne? Bunu bana yalan söylemeden önce düşünecektiniz. Artık ya yapma, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ölüp kalacaklar şurada. Allah razı olsun senden kardeşim. Konuş. Sonra size de gelecek. Onlar bende Şevket Reis. Onların hakkından ben geleceğim. Anneciğim ya, bizim günahımızda biz ne yaptık? Yalancıya yardım ve yatakçılık. Ya, Allah aşkına ya, sen böyle bir kadın değilsin. Yani sen dayıma söyle ya, vurup duymasın artık, bıraksın adamları. Hiç acıma abi. Alayına vur gitsin. Vur. Çekilin. Vur! Cevat, Kamil, götürün bunları. Nereye reis? Nereye? Derune. Derune derken? Abart. Tamam, falaka biraz abartılı oldu ama yani sonrasında attı yine denize. Evet, hiç babamın tarzı değil. Ayrıca babam o kadar acımasız bir adam da değil. Halam da bana hayatta kıyamaz. Reis babam, İstanbul'un yarısını denize atmış adam. Fatih, sen istediğin felaket senaryosunu yaz. Ben kararımı verdim. Ya verme. Bunu söyleyeceğiz. Ya yeter. Ertan mı geldi, biri mi duydu, o mu gördü, şu mu? Sıkıldım ben artık ya bu şekilde yaşamaktan. Huzura ereceğiz ya. Sen özlemedin mi şu huzurlu hayatı? Mezardaki huzuru özlemedim ya. Ay Fatih, nefesini boşuna tüketme. Yarın annene baban geldiğinde, Gülsüm Hanım da geldiğinde ben de bizimkileri çağıracağım. Hepsini oturtacağım böyle. Karşımda hepsi varken tek tek bütün gerçekleri söyleyeceğim. Hepsini aynı anda. Hayır, olmaz. Ne olmaz? Olmaz öyle. Bir anda bütün herkese. Olmaz öyle. Dur. Ya Allah'ım yarabbim. Tamam, madem söylüyoruz o zaman babaannemden başlayalım. Yani onu tek alalım karşımıza. O daha böyle makul, hani mantıklı bir insan ya. Böyle bir tepkisini ölçmüş oluruz. Böyle bir belki fikir verir bize falan. Ha? Yok, bu da saçma ya. Hiç yapmayalım ya Zeynep, aşkım, yapmayalım. Aşkım çok zekisin. Aynen böyle yapacağız. Önce Gülsüm Hanım'a söyleyeceğiz. Bak, senin istediğin de oldu. Nereye söyleyeceksin? Evde kimse yok ki. Ne bileyim güzel, sen kafana koymuşsun bunu. Telefonla arayıp söylersin. İyice paranoyaklaştın ha. Nereye? Tuvalete. Gelecek mi? Tamam. Allah Allah. Müzik açayım mı? Yok, buna gerek yok. Tuvalette telefon yoktu değil mi? Musa, neredeler? 10 saniyeye buradalar efendim. 10 mu? Geliyorlar mı? 8 saniye. 8. 4. 3. 2. Ya Zeynep. 1. Dur. Babaanneciğim. Ha, canlarım. Gülsüm Hanım. Canlarım. Gülsüm Hanım. Canım. Hoş geldin. Nasılsınız bakalım? Aa, babaanne.
Senin böyle rengin bir solmuş gibi, bir hasta gibisin. Sen uyusana, odana çıkıp. Ay yok canım, gayet iyiyim. Bomba gibiyim Fatih'ciğim. Hem orman havası da çok iyi geldi. Yok yok, bak çökmüş gibi. Hadi sen uyu. Ha? Ah, niye uyuyayım canım? Ben salona gideceğim. Hem siz de gelin birer yorgunluk kahvesi içelim. Ha? Hadi. Çok güzel olur Gülsün Hanım. Çünkü bizim de sizinle konuşmak istediğimiz bazı şeyler var. Ne var? Ya. A bak çok merak ettim şimdi. O zaman beni hiç bekletmeyin. Hadi çabuk. Çabuk içeriye gelin, olur mu? Tamam. Ya Fatih, ne yapıyorsun sen? Ya hemen şimdi söylemek zorunda mısın? Evet Fatih. Ya yarın var, öbür gün var, 3 yıl sonra söyleyelim. Hayır. Şu anda söylemek zorundayız. Anlamıyor musun bunu ya? Ne kadar ertelersek o kadar kötüye gidecek durum. Ya Zeynep. Ya Zeynep deyip durma bana. Söyleyeceğiz bunu. Bugün bu iş bitecek Fatih. Hem bak senin istediğin gibi. Gülsüm Hanım yalnız. Annenle baban evde yok. Gideceğiz, söyleyeceğiz. Hem bak bir şey olmayacak. Çünkü en başından da böyle konuşmuştuk, böyle anlaşmıştık seninle. Hatırlasana. Sal gel öyle. Gel topla gel. 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 Yavaş gel. Sakinle gel. Fatih bu ne? Gel topla 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 güzel. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağladım da. Gel gel topla gel. Topla gel. Böyle gel. 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 Güzel. Tamam. İstediğiniz her şey emrettiğiniz gibi hazır Fatih Bey. Tam teşekkürlü. Ambulans ve ilk yardım ekibi burada. Harika Mustafa. İçeriden seslenirsem hemen gelin. Derhal. Fatih'cim. Ya ne olur ne olmaz hayatım ya. Yahu bu kadar endişelenmene gerek yok. Bak her şey çok güzel olacak. Göreceksin hayatım. Hadi gel. Hadi. Tamam sonra yaparım. Hadi Fatih. Tamam önden git. Hadi. Sen konuşacaksın. Evet. Söyleyin çocuklar, çekinmeyin. Yoksa bana güzel bir sürpriziniz mi var? Var var. Sürpriz. Var da. Güzel mi değil mi onu bilemedim. Babaanneciğim en baştan söyleyeyim, bu sürprizin fikri sahibine Zeynep'e aittir. Yani ben aradan çıkayım, ben anlatıcıyım, aracıyım ya, onu bil de. Tamam söyleyin hadi. Şimdi babaanne. Biz... Evet, siz. Yani ikimiz... Bir fidanı... ediyorum. Ben yapamayacağım Zeynep. Hadi saçmalama. Şu anda bunu yapmak zorundasın. Senin fikrin değil. Saçmalama. Bunun fikriyle alakası yok. Şu anda biraz cesaret... Karşımıza olmuşsunuz. Cesaret yok. Cesaret yok. Neyin bize cesaret yok? Gidip evde bakmasın. Durun, durun çocuklar. Durun. Yoksa... ikinci bir torun mu geliyor, ha? Evet, hadi yapalım. Hayır, yok, yok öyle bir şey Gülsüm Hanım. Ne ikinci torunu? De yok, ikinci torun falan yok. Gülsüm Hanım, ne ikinci torun? Birincisi neyinize yetmiyor? Diyeceğim ve... saçma olacak çünkü... o da sizin gerçek torununuz değil zaten. Tamam, ben söylüyorum. Gülsüm Hanım, isterseniz siz bir oturun önce. Oturun. Evet. Gülsüm Hanım. Söyleme. Fatih'le... Ha söyleme. Fatih'le biz evli değiliz Gülsüm Hanım. Selim'le Fatih'in öz çocuğu değil. Ben baba baskısından kaçmak için sevdiğim adamın peşinden Amerika'ya gittim. Ama o da beni karnında bebeğime terk etti. Selim doğduktan sonra da ailemin yanına dönmek mecburiyetinde kaldım. Dönüş yolunda da yani uçakları Fatih'le karşılaştım. O da benim bir baskıdan kaçmıştı. Biz ilk başta birbirimizi kurtarmak için her ne kadar buna bir oyun olarak başlasak da... daha sonra birbirimizden hoşlandığımızı fark ettik. O hoşlanma sevgiye dönüştü. O sevgi aşka dönüştü. Sevgi, aşk böyle bir baktık ki aşık olmuşuz. Kısacası özetlememiz gerekirse Gülsüm Hanım. Fatih'le ben evli değiliz. Selim de sizin gerçek torununuz değil. Aman! Gülsüm Hanım! Yok anne, ben sana söylemeyelim demiştim.
işte. Babaanne. Ölmüş mü? Bilmiyorum babaanne. Mustafa. Ayaklarım. Mustafa. Ayaklarım. İşe yaramış bir kez. Babaanne. Mustafa. Mustafa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.